Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf hangisiyle başlar? Arkadaşlar 7. cümleye kadar bakarsanız Halide Edip'in hep gününü anlattığı, gününü ayna tuttuğu söyleniyor. Fakat 7. cümleden itibaren geçmişe yöneldiği, anılar yazmaya başlandığı söyleniyor. Yani konu 7. cümleden itibaren değişmiş, farklılaşmış. O yüzden cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A. İkincide karşılaştırma yapılmıştır. Okuyalım bakalım. Doktor Adnan'ın anısına adanan bir kitaba ardından Hindistan üzerine uzun bir inceleme çıktı ortaya. Herhangi bir karşılaştırma yok. B. Beşincide tanımlama vardır. Tanımlama olması için bu nedir, bu kimdir sorularını soracağız. Cevap alıp almadığımıza bakacağız. 5. Topluma şöyle bir ayna tutuveren Aksaray'ın yoksul insanlarıyla top ağacı türedilerini aynı potada karıştırıp garip, şaşırtıcı olay örgüleri içinde birbiriyle karşılaştıran bu romanlar ona sonsuz bir haz veriyordu. Burada yok herhangi bir tanımlama. Bu da gider. Şöyle yapayım. C. 6. örnek verilmiştir. Örnek verilmesi için bir düşünce ileri sürülüp onu kanıtlamak için örnekler verilecek. Bakalım 6'ya. Yakından tanıdığı kimseleri dostluklarını yitirme pahasına alaya alacak kadar ileri gittiği oluyordu bu romanlarda. Hiçbir şeye örnek vermemiş. D. 8. nesnel anlatıma başvurulmuştur. 8'e bakalım. Yaşı 80'i bulmaktaydı. Geçmişin çağrısı artık ağır basmaya başlamıştı. Geçmişin çağrısının ağır bastığı yazarımızın fikri. O yüzden bu öznel. E. 10. amaç sonucuyla birlikte verilmiştir. Evet, bakın diyor ki mor salkımlı evi bastırmak amacıyla elindeki parayı harcayacaktı. Cevap E. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Halide Edip'teki değişimden söz edilmektedir? 7. cümleye bakarsanız arkadaşlar, gününe ayna tutan, toplum yaşamıyla ilintisini sürdüren bu Halide Edip yanında geçmişine sarılan, onda avuntu arayan bir başka Halide Edip boy atıyordu. Yani değişiyordu demek. O yüzden cevabımız D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmıştır? Arkadaşlar 3. cümleye bir bakalım. Bu ölüler kenti aynı zamanda Anadolu'nun en iyi korunmuş nekropol alanlarından biri. Bakın diğer nekropol alanlarıyla karşılaştırıyor. En iyisi bu diyor. O yüzden bunu alacağız. Burada karşılaştırma var. Bir de 5'e bakalım. Mamure Kalesi de birçok Anadolu Kalesi'nde olduğu gibi, bakın karşılaştırıyor diğer Anadolu kaleleriyle, onlar gibi antik temeller üzerine kurulmuş. Yani 5'i de alacağız. Bu durumda cevap C. Bu parçada sözü edilen antik yerleşimle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 1. Görüntüsünün yanıltıcı olduğuna, evet bakın şurada diyor ki kent geniş bir alana yayılmış gibi görünüyorsa da asıl büyük bir alanı kaplayan sayısı 350-400 civarında olan mezarlar. Burada bir yanıltıcı durum olduğunu söylüyor. 2. Benzerleri arasındaki durumuna, bunu da yine şurada söylüyor. Bakın diyor ki Anadolu'nun en iyi korunmuş nekropol alanlarından biri. Benzerleri gibi değil. En iyi korunan bu diyor. Yani bunu da alacağız. 1'i aldık, 2'yi aldık. C. Adının hangi anlama geldiğine, onu da şurada söylüyor. Rüzgarlı burun anlamına gelir. Bunu da alacağız. Deniz kıyısı boyunca uzandığına, bununla ilgili hiçbir şey yok. O yüzden cevabımız B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir kavramın açıklaması yapılmıştır? 1. cümlede yapılmış. Anemurium rüzgarlı burun anlamına geliyor diyerek kavramı açıklamış. O yüzden cevap A. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Eksiltili cümle vardır. Evet bakın şurada surlardan düşmekte olan bir asker, yarılmış surlardan şaşkınlıkla saldırıya bakan askerler, yaralılar, 3 noktayı da koymuş. Eksiltili cümle. B. Yansımadan türemiş sözcükler kullanılmıştır. İşte şurada şakırtı, uğultu. C. Farklı duyularla algılanabilen ayrıntılara yer verilmiştir. Genelinde zaten görme duyusu var. Hep görmeye hitap ediyor. Sonlara doğru da bakın savaş nidaları, yani sesleri, çığlıklar, bunlar da işitme duyusu. D. Nesnel verilerden yararlanmıştır. Evet, giriş kısmına bakın. Hep nesnel veriler. Bu da gitti. E. Anlatım 3. kişili ağzından yapılmıştır. Hayır, 1. kişili. Bakın dedi ki yaşıyoruz, başımız. O yüzden cevap E. Bu parçada söz edilen müzeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Gerçeklik izlenimi vermektedir. Evet, şurada dedi ki bakın birlikte sanki bir adım daha atsak savaşa dahil olacakmışız hissi yaşıyoruz. Yani çok gerçekçi. B. İzleyicide şaşkınlık uyandırmaktadır. Hayır, şaşkınlık uyandırmıyor. Tam tersi hayranlık, gerçeklik izlenimi uyandırıyor. Cevap geldi ama bakalım. C. Ayrıntılara dikkat ederek hazırlanmıştır. Evet, şurada bakın demişti ki öylesine detaylı ki ince ince işlenmiş. D. Savaş teması içerikli düzenlenmiştir. Şurada söyledi top, savaş, kılıç. Bu da gitti. E. Uygulanan teknikle 3 boyutlu görsellik kazanmıştır. İşte bakın 3 boyut etkisi. Cevap B.
Bu parça iki paragrafa ayrılırsa ikinci paragraf hangisiyle başlar? İkinci paragraf 4 ile başlar. Çünkü oraya kadar organik tarımın tarihçesi, yani günümüze kadar nasıl geldiği. Fakat 4'ten itibaren organik ne demek? Organik olması için bir ürünün hangi özellikleri taşıması gerekiyor? Ona geçti. Yani konu farklılaştı. Konu 4'te farklılaştığı için ikinci paragrafa oradan başlanır. O yüzden cevap C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede bir saptama yapılmıştır. Saptama tespit demek. Bir, tarım ilaçlarının ve tarımdaki yapaylığın sorgulanmasıyla beraber organik kelimesi önem kazanmaya başladı. Evet, bu bir tespit, yani saptama. B. Üçüncü cümlede önceki cümlede belirtilenin yol açtığı bir gelişmeden söz edilmiştir. İkinci cümleyi de okuyalım o zaman. Böylece 1980'li yıllarda doğal dengeyi yeniden kurma, insan sağlığına zararlı maddeleri her türlü üretim sürecinden çıkarma düşüncesi gelişti. Bu durum çevreye dost üretim sistemlerini içeren organik tarımın uygulanmasını gündeme getirdi. Evet, ikinci cümlede belirtilen durumun yol açtığı gelişme geldi. Organik tarım başlamış yani. C. Dördüncü cümlede uygulamaya yönelik bir sınırlamadan söz edilmiştir. Organik tarımda sadece uluslararası kuruluşlarca onaylanmış doğal ilaç ve gübreler kullanılabiliyor. Evet, sadece diyerek de sınırladı zaten. D. Altıncı cümlede örnekleme yoluyla duruma açıklık getirilmiştir. Altıya bakalım. Mesela geldi örnek, değil mi? Mesela, yani örneğin, organik bir tekstil ürünü elde etmek için kullanılan pamuğun toprağı da doğal olmalıdır. Örneği de verdi. Cevap E. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanılamaz? Sunilik yerine yapaylık kullanabiliriz. Eş anlamlı. B. Ehemmiyet yerine önem. C. Dokuma, tekstil kullanabiliriz. D. Öneri. Öneri yerine tavsiye kullanılabilirdi ama yok. E. Yöntem, sistem. O yüzden cevabımız D.